Belki haberken hiç bu oldu. Yerim orada güzel bir durum. Ya. Adaylarımızın basınla buluşma programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilindiği üzere PÖDAPAR olarak Türkiye genelinde tüm illerde, ilçelerde, beldelerde adaylarımızı göstermek suretiyle bu seçime girmiş bulunmaktayız. En büyük amacım, en büyük gayem bu güzel memlekete, bu kadim memlekete hizmet etmektir. Diyarbakır'ın bizde yeri apayrıdır. Diyarbakır'a hizmet etmek bizim için bir aşk ve tutkudur. Çünkü Diyarbakır sıradan bir memleket değildir. Ancak bu güzel memleketimiz hak ettiği değeri bulmamıştır. Mesela bir şehir hastanesi bundan kaç yıl önce işte yapılması gerekiyordu ve şu an hastaların tedavi görmesi gerekiyordu. Hatta uzun süre hizmet verdiğinden dolayı bu hastanenin tadilata girmesi gerekiyordu. Yani 1500 yataklı esneklik payıyla birlikte bir hastane yapılacaktı. Ve bu tespit edilmişti. Bunu biz değil, bizzat yetkililer tespit etmişti. Peki bu tespit ettikleri 1500 yataklı hastanede tedavi olması gereken vatandaşlarımız acaba nerede tedavi oluyorlar şu an? Bu konuda bakıldığı zaman yanı başımızda 150 kilometrede uzaklıkta mesela Elazığ'da belki Diyarbakır'ın nüfusunun dörtte birine kadar bir nüfusu da yok. 2018'de şehir hastanesi yapıldı faaliyette ve halen şu an çalışıyor. Ama Diyarbakır'da yok. Yozgat'ta aynı şekilde Elazığ'ın nüfusuna yakın bir nüfusu var. Orada da 2017'de hastane yapılmış, insanlar tedavi oluyor ama Diyarbakır'da ve Diyarbakır bir bölgeye hitap etmesine rağmen, büyük şehir olmasına rağmen bu hastane halen de yoktur. Belki o zaman bu hastane yapılsaydı işte örnek vereyim 3-4 milyona maliyetle yapılırdı. Şu an yapılsa artık 4 milyarın üzerinde ancak yapılabiliyor. Peki neden? Bu memleket bir yönüyle sahipsiz bırakılmıştı. Sadece büyük şehir hastanesi mi? Hayır. Aynı şekilde tramvay ile ilgili. İşte tramvay projesi bitti. Ete kemiğe büründü. İşte güzergahları çizildi. Animasyonları bize izletildi. Peki Diyarbakır'da tramvay var mı? Yok. Ulaşımla ilgili sahayı geziyoruz. Köy köy, mahalle mahalle, şehir şehir, Diyarbakır merkez mahalleleri olsun. Vatandaşla görüştüğümüzde İlk dile getirdikleri sorunlardan bir tanesi de işte ulaşımdır. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Öğrenciler okula gidince bazı öğrenciler birinci otobüsü kaçırınca bu kez birinci dersi de kaçırıyor ve diğer otobüsü beklemek zorunda kalıyor. Bazıları evine geri dönmek zorunda kalıyor. Ve bu belki belediyenin vereceği ilk hizmetlerden biri de şehir içi ulaşımdır. Ama bu problem halen devam ediyor ve halen bizim tramvayımız yok. Oysa ki büyük şehirde bugün tramvay da olması gerekiyordu, trambüs de olması gerekiyordu, hızlı trenin de buraya gelmesi gerekiyordu ve farklı şekilde ulaşımı rahatlatacak, trafiği rahatlatacak, nefes aldıracak projelerin olması gerekiyordu. Ama maalesef şu an Diyarbakır en çok konuşulan konuların arasında bir tanesi de ulaşım problemidir. Biz bu memlekette hizmet yapmak istiyoruz. Biz bunu dert etmişiz ve belediyenin yeri hizmet yeridir. Aslında belediyecilikte siyasetten çok hizmetin yapılması lazım. Mecliste herkes fikrini, ideolojisini dile getirir. Ama belediyecilik denilince hizmet akla gelir ve hizmetin konuşulması lazım. Tramvaydan bahsettim. Projelerimiz var çok da detaya girmeden. İnşallah iki güzergahtan oluşacak bir tramvay projemiz var. Birincisi Dağkapı'dan araştırma hastanesine, ikincisi direkt üniversiteden ta işte Pirinçli'yi geçen Oğlaklı'ya kadar bizim tramvay projemiz olacaktır. Bununla birlikte trambüsle ilgili projemiz de olacaktır. İşte Üçkuyu'dan araştırma hastanesine, oradan şehir hastanesine 500 evler, Otogar ve Nevruz Parkı'na olacak şekilde bu şehrin kilit noktalarını birleştirecek şekilde
Bu konuda da projelerimiz var. Aynı şekilde teleferikle ilgili mesela belki ulaşımdan farklı olarak turizmle alakalı ama işte Fiskaya'dan fakülteye olacak şekilde teleferik sistemini yapacağız. Bu da belki hem turizme katkı sağlamak hem de bu memleketin güzelliğine dikkat çekmek için projelerimiz olacak. Ve ulaşımı rahatlatacak köprülü kavşaklarımız var. Gençlikle ilgili birkaç şeye değinmek istiyorum. Bakın gençlerle görüşüyorum. Bugün gençlerimiz evliliği hayal bile edemiyor. Hayalini bile kuramıyor. Niye? Evleniyorum dediği zaman ilk aklına gelen şey işte ne olacak? Biri evi döşemesi lazım. İşte koltuk takımıdır, beyaz eşyadır, düğün salonu ücretidir. Hepsini hesaplayınca yok yok diyor. Ben bunu yapamam. Biraz daha cesur olan, biraz daha cesaretini toplayan borç harca giriyor ve bir şekilde evleniyor. Evlendikten sonra evine gidiyor. Ancak bu borç harcın altındaki bir genç o evlilikten, o evden bir huzur bulabilir mi? Belki sabaha kadar borçtan, o borç yiğinin kamçısıdır. O kamçının acısından belki sabaha kadar uyuyamıyor. Ve bu huzursuzluk sonucu bir de düşünün ki Allah muhafaza bir de boşanma oldu mu bir darbeyi de süresiz nafaka vuruyorlar sırtına. Bu genç bu kez süresiz nafakayı ödemek zorunda kalıyor. Hadi gelin bu hayatın içinden, bu çilenin içinden çıkın bakalım. Belki o gencimizin hayatı karartılıyor. Ve bu yönüyle biz her şeyden önce özellikle gençlerimizin istihdamına yönelik çalışmalarımız olacak. Gençlerimizin evliliğine destek konusunda çalışmalarımız olacak. Ücretsiz bir şekilde belediyeye ait düğün salonlarını işte gençlerimize tahsis edeceğiz. Çeyiz konusunda gençlerimize desteklerimiz olacak. Beyaz eşya konusunda evlenmek isteyen gençlerimize destek olacağız. Her şeyden önce istihdamla ilgili gençlere yönelik projelerimiz var. Diyarbakır'ın gençleri özellikle küçük yaştaki çocukları çok zekidir. Biz onlara yönelik belediyeye ait yazılımcı yani sokaktaki gençlerimiz, çocuklarımız oynarken onlara uygun ortam ve şartlar sağlayacağız. Onlara yazılım eğitimi vereceğiz ve yazılımda yarışmalar yapacağız. Diyarbakır'ı geliştirmek, daha da güzelleştirmek için proje yarışmalarını yapacağız. Özellikle aş evleriyle ilgili projemiz var, şefkat evleriyle ilgili projelerimiz var. Halkın özellikle yetim olan, dul olan, kimsesiz olan, kimsesi olmayanlara yönelik projelerimiz var. 21 yıl evli kalan Diyarbakırlı kadınlara 3000 TL aile bütçesine destek projemiz var. İmar çalışmalarıyla ilgili özellikle tarıma elverişli olan alanlara imar konusunda bir kısıtlama getireceğiz. Daha çok dağlık, tarıma elverişli olmayan yerlerde imara açma projelerimiz var. Bununla birlikte valide kart dediğimiz ulaşımla ilgili özellikle 0-4 yaş çocuğu olan annelere ücretsiz valide kart var. Aynı zamanda Diyarbakır'da ikamet etmiş olup ilk üniversiteyi kazanan öğrencilerimize 10 bin TL eğitime destek bursumuz var. Evli olup okuyan öğrencilerimiz varsa onlara kira desteği var ve eğitim bursu desteğimiz var. Yapay zeka ile trafik ışıklandırması için gerekli çalışmalarımız var. Bu konuda kadromuz vardır. Etkin, yetkin, nitelikli mühendislerimiz de var. Bu konuda çalışmalarımız da olacak. Bununla birlikte engellilere yönelik çalışmalarımız var. Engelli taksi olsun ve engelli otobüs olsun. Özellikle güzergahları, gideceği saatleri belli olacak şekilde buna yönelik çalışmamız var. Başıboş sokak köpekleriyle ilgili bir problem var. Ciddi bir problem var. Çocuklar parklarda oynayamıyor. Okula rahat bir şekilde gidemiyorlar. Özellikle savunmasız olan yaşlılar camiye gidemiyor veya yaşlı teyzeler bunu çok görmüşüz. Sokakta rahat bir şekilde dolaşamıyorlar. Başıboş sokak köpeklerine yönelik barınaklar oluşturup özellikle parklar çocuklarındır, sokaklar çocuklarındır. O şekil bir sistem geliştireceğiz inşallah ve halkın hizmetine sunacağız. Botanik park, hayvanat bahçesiyle ilgili projelerimiz var. Kırsalla yönelik projelerimiz vardır. Köylerde mesela normalde Diyarbakır büyük şehirdir ve her köy aslında Diyarbakır'ın bir mahallesidir. Niye peki köylerde çocukların oynayacağı bir oyun parkı yok? Belki en çok da müsait olan köylü çocuklardır. Ama onlara yönelik bir oyun parkı yok. Köy çeşmeleri projelerimiz var. İnşallah bu projelerimizin hepsini yerine getirmek için canla,
başla çalışacağız. Ve Diyarbakır'ı yönetmek için sadece böyle Hüdapar'ın kadroları değil, Hüdapar'ın meclis üyeleri değil, aynı şekilde halktan oluşan halk istişare meclisini oluşturarak biz Diyarbakır'ı birlikte yönetmek istiyoruz. Çünkü bu memleket hepimizindir. Bu memleket tüm etnik grupların, tüm siyasi görüşlerin, tüm farklılıkların, tüm mezheplerin memleketidir. Hepimizin memleketi olduğundan dolayı hep birlikte bu memleketin idaresinde yer almamızdan daha doğal, daha mantıklı olan bir şey de yoktur kardeşlerim. Biz hem dinimize sahip çıkacağız, hem de dilimize sahip çıkacağız. İkisi de bizim değerlerimizdir, kırmızı çizgilerimizdir. Bu konuda mesela biz belediyede çok dilli belediyecilik sistemini geliştireceğiz. Hem belediyenin içinde hem de mahallelerimizde her şeyden önce özellikle ana dilimizin, Kurmancı'nın, Zazaki'nin, Arapça isteyenin dillerin kaybolmaması için kurslar açacağız ve bu konuda çalışmalar yapacağız. Sadece bu yetişkinlere ait kurslar değil, aynı şekilde küçük çocuklarımıza da kreşlerde ana dillerinde eğitim alacak kreşler açacağız ve çocuklarımız da orada kendi ana dillerini öğrensinler. Çünkü biz de hepimiz de görüyoruz ki belki bu nesilden sonra çoğu çocuklarımız kendi ana dillerini unutacaklar. Ve bu da gerçekten memleket için, bölgemiz için büyük bir kayıptır. Bu zenginliğin kaybolmasına müsaade etmeyeceğiz. Ve bunu da sadece söylemde değil, pratik olarak hizmetinize sunacağız. Bu imkanlar elimize geçtiği zaman biz kendi neslimize sahip çıkacağız, kendi gençliğimize sahip çıkacağız. Hiçbir kınayıcının kınanması da hiç umurumuzda değil. Çünkü bize göre diller Allah'ın ayetleridir. Allah'ın ayetleri de muhafaza etmek ve bu konuda bu kültürümüze de sahip çıkmak bizim birinci vazifelerimizdendir. Bu memleketin artık birbirini kutuplaştırmak, ötekileştirmek, şu siyasi görüş, şu parti, şu fikir, şu grupla değerlendirmesini doğru bulmuyoruz. Bu memlekette bizim birinci önceliklerimizden biri Kürtlerin birliği, Kürtlerin kardeşliği, Kürtlerin beraberliği konusunda çalışmalarımızı yapacağız ve şunu da net söyleyeyim. Kürtlerin birliğine zarar veren, Kürtleri ayrıştıran, Kürtleri kutuplaştıran açıklamalardan da söylemlerden de uzak duracağız. Çünkü bu memleket çok acı çektiği, çok çile çektiği, artık bu memleketten huzurlu ve güvenli olması gerekiyor ve huzur ve güven için bizim birbirimize destek olmamız gerekiyor. İçinde bir şey kalmadı. Siz eğer seçilirseniz bu kurumları tekrar işlevselleştirecek misiniz? Tekrar açacak mısınız? Kürtçe'nin bir kısmı ayrı bir türlü söylediniz zaten.